İşte oldu. İnanamıyorum. Annem de olsa aynı şeyi yapardı. Evet, şimdi gidiyoruz. Ama unutma, biz hiçbir şey bilmiyoruz. Anlaştık. Hadi bakalım. Betüş, çocuklar. Söyle hayatım. Hayatım, Kendal Bey arabada bekliyor. Eda doğum yapacakmış. Hep birlikte hastaneye gideceğiz. Ne? Evet, çabuk olun, çabuk. Çocuklar daha gelmediler mi? Hayır, bu eğlenceyi kaçıracaklar. Ay, ya, hadi biz çıkalım. Ya, yalnız bana bak, anahtarların yanında değil mi? Kapıda kalmasınlar. Ay, hayır, aksi gibi bugün almadılar. Dur, ben bir not yazayım da kafeye gitsinler. Tamam, hadi kızım, hadi. Of, çok uzadı bu iş. Ay, çok merak ediyorum. Ne işin var senin burada? Çabuk çık dışarı. Dudu, ben doktorum, unuttun mu? Doktorsan doktorluğunu bil, bana sırnaşma. Ama seni seviyorum Dudu, ne yapayım? Seneler senesi ilk defa normal görünüyorum. Müsaade et, sana bir sarılayım. Ömür boyu sana müsaade yok. Bu iş bittikten sonra da, doğum olayından sonra hemen eski haline döneceksin. Dönerim, dönerim. İstersen beni sinek yap. Ama dünya gözüyle sana bir sarılayım. Şöyle, dünya gözüyle. Çok konuştun Taci, hadi. Betüşler de geldi, arabayı park ediyorlar. Sen iyi misin Yavuzcuğum? Bir bardak su getireyim mi sana? Yok yok, hiçbir şey istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Geldik. Geldiler ya. Burada mısınız? Nasılsın Eda? İyiyim babacığım, sağ olun. Malum sizin torun geliyor. Demek bize bir torun geliyor, Kömür Prenses. Kömür Prenses mi? Hem bu ses. Sana doğumunu baban yaptıracak Eda. Hazır mısın Kömür Prenses? Müsaadenizle, hemşire hanım, siz önden buyurun. Yavaşça şöyle. Ben de geliyorum. İçeri girince çileği yapacaklarına hazır mısın? Hazırım. Niye bu kadar abartıyorsunuz ki? Sen çilek çok kızdığında nasıl oluyor bilmiyorsun galiba. Abartmayacağım. Bence bu bebeği görecek, ikinizi de affedecek. Aa, burada bir şey var. Aç da okuyalım. Çocuklar, Eda sancılandı, hastaneye gidiyoruz. Siz kafeye gidin, bizden haber bekleyin. Hadi. Anne, yeter mi bu kadar kındım? Yoksa fazla mı abartıyorum? Ay ne bileyim ben kızım. Bir fani nasıl doğum yapar hiç görmedim ki. Ah, nefes al aşkım, nefes al. Evet, evet, ah, nefes al. Nefes al aşkım. Ah, yağmada da zor doğum oldu. Ya, çoktan doğurması gerekirdi. Cevap Yavuz'dan geldi Eda. Demek ki abartmışsın. Hadi doğur artık. Tamam. Bırakıyorum. Çıkmaya hazır mısın kızım? Evet anne, hadi. Hadi bakalım. Geliyor Yavuz. Elimi sıkı sıkı tut. Eda, kocanın elini bırakmasaydın düştü, bayıldı çocukcağız. Ama neyse, biz işimize bakalım. İşte geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Torunum elime doğuyor. İşte aman ne güzel bir bebe. Oldu mu? Bitti mi? Gözlerimi açabilir miyim? Açabilirsin kızım. Gözlerini açabilirsin. Aç gözlerini de bak. İşte kızın kucağında. Tıpkı sana benziyor. Biraz da benim güneşte yanmış halime. Ne şeker şey. Merhaba Suzan teyze, merhaba abla amca. Aa, çocuklar. Canlarım, nereden çıktınız siz? Ya eve gittiğimizde bu notu bulduk. Annemler buraya gelmemizi yazmışlar. Aa, onlar neredelermiş ki? Eda ablanın sancısı tutmuş, hep birlikte hastaneye doğuma gitmişler. Ah deme, sahi mi? Kafede bekleyin demişler ama biz çok merak ediyoruz. Bizi hastaneye götürür müsünüz? Ne demek götürürüz tabii. Acaba hangi hastaneymiş? Hemen gidelim, hemen gidelim. Çok heyecanlıyım. Gördüğüm ilk peri bebek bu olacak. Bu bebeğin doğumunu çok merak ediyorum. Avni! Ay, affedersiniz arkadaşlar. Biz hemen hastaneye gidip dönüyoruz. Oturun siz.
Gitmişken hastaneye seni de psikiyatriste vermezsen bana da Suzan demesinler. Hadi çocuklar hadi. Hadi hadi. İyi de kafeyi böyle mi bırakacağız? Siz gidin biz Kerem'le bakarız. Tamam hadi bakalım. İyi düşün. Hadi hadi çocuklar hadi hadi. Ah, bebek gidiyor. Taksi. Toprağın doğduğu gün hepimiz için unutulmaz bir gün oldu. Yavuz abiyi ayıltmak için çok uğraştık ama toprağı gördüğünde yine bayıldı. Sanırım bunun nedeni toprağın çok büyük doğmasıydı. Sonradan hastaneye gelen Avni amcalar ve abimler toprağı görünce çok şaşırdılar. Hayatımızda hiç bu kadar büyük bebek görmedik dediler. Neyse ki doktor dedem bazı bebeklerin büyük doğabileceğini onları ikna etti. Bu mutlu aile tablosunun en kötü yanı da anneannemin dedemi yine köpeğe çevirmesiydi. Hiçbirimiz o maskenin altında dedemin nasıl göründüğünü hiç göremedik. Ama ben biliyorum, bir gün anneannem dedeme kıyamayacak ve onu eski haline çevirecek. Neyse, Eda teyzem ve Yavuz abi toprağı hastaneden eve getirdiler. Duyduğumuza göre kuzenim teyzemi deli ediyormuş. Oturduğu mama koltuğunda aklına gelen her şeyi yapıyormuş. Toprak? Toprak! Ne yapıyorsun sen orada? Of, of! O doğunca herkes onun ilgilenecek diye kıskanıyordum ama galiba hiç öyle olmayacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hem de rüyalar benim.